ديوركي. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن أطاعوك لذلك يا معاذ وإياك من كرائم أموالهم، فإنك فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ديور الله الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل بو توصيي سويليور توصيلر سويليور. Şimdi bunun şerhini alalım. Diyor ki وَقَوْلُهُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e gönderince diyor: اَيْ اَرْسَلَهُ وَبَعَثَهُ عَلَى صِفَةِ الْمُعَلِّمُ وَالْحَاكِمُ وَالدَّاعِ. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz ibn-i Cebel'i hem hakim sıfatıyla, hem öğretmen sıfatıyla, hem de davetçi sıfatıyla onu gönderdi. Yani sıradan biri değil Muaz ibn-i Cebel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle birini gönderdi ki gerçekten bilinçli, alim ve her konuda fakih olan bir kişiyi gönderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. وَمَعَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ وَبَعَثَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ السَّنَةِ الْعَشْرَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورِ. Yani Rabi'i el-Evvel'in hicretin 10. senesinde diyor. Bu meşhurdur diyor. Bu bilinen bir şeydir diyor. وَبَعَثَهُ وَهُوَ وَأَبُ مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى صَنْعَاءَ وَمَا حَوْلَهَا وَأَبَ مُوسَى الْأَشْعَرِي إِلَى عَدَنْ وَمَا حَوْلَهَا. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem Muaz ibn-i Cebel'i gönderdiği gibi aynı zamanda Ebu Musa el-Eş'ari'ye de gönderdi. Muaz ibn-i Cebel'i San'a ve çevresindeki olan köylere, ilçelere gönderdi. Aynı şekilde Ebu Musa el-Eş'ari'ye de Aden ve çevresindeki olan ne gibi ilçe, köy varsa, kasaba varsa onlara gönderdi ki onlara davet etmek için. Davet yapmak için. Evet. وَأَمَرُهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَتَفَارَقَا. Yani beraber hareket etmeleri, beraber yürümeleri ve hiç ayrılmamalarını burada görüş olarak onları emretti aleyhi as-salat ve selam. وَيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ. Aynı zamanda kolaylaştırın, zorlaştırmayın. وَبَشِّرْ وَلَا تُنَفِّرْ. Ve müjdele, nefret ettirme. Bunları nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem Muaz ibn-i Cebel'i hem de Ebu Musa el-Eş'ari'yi nedir? Bunları tavsiyeleri öğretti ve tavsiye etti. Kesinlikle bu çizgiden ayrılmayın dedi onlara. Burada anlaşılıyor ki davetçi olan bir kişi bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunlar dikkat etmediği müddetçe başarılı olamaz. Yani güzel ahlaka sahip olacak ilk önce, ondan sonra kendisini sevdirecek, ondan sonra tatlı dilli olacak, ondan sonra yani affedici olacak, kızmayacak, sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek ve kendisini sevdirmeyen bir davetçi başarılı olamaz. İlk önce davet edeceksen ve millete faydalı olacaksan, topluma faydalı olmak istiyorsan kendini sevdireceksin. Ve kendini sevdirdiğin müddetçe Allah'ın izniyle inşallah nedir? Karşıdaki toplum, kim ise, cemaat ise, kişi ise, fert ise nedir? Senden alırlar. Ama kötü ahlaklı isen ve insanları tepeden bakıyor isen senden almazlar. Hani Allah tebareke ve teala Resulüne bile diyor وَلَوْ كُنْتَ وَلِيَذَا الْقَلْبِ لَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kötü ahlaka sahip olsan ya Muhammed etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Kim? Rabbim tebareke ve teala kime diyor? Resulüne diyor. Eğer Resulüne böyle söylüyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, o zaman biz kimiz? Değil mi? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. En güzel, en üst mertebede, en üstün beşeriyet içerisinde yaratılmış en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen Rabbim tebareke ve teala Resulüne buna rağmen uyarıyor. Uyarıyor ki hata yapmasın.